Roman Yaber hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Tabii Türkiye'deki seçimler ilk gündemimiz. Çünkü Türkiye'deki bu seçimler bütün dünyanın da zaten gündemindeydi. Ve dün akşam Erdoğan'ın üçüncü kez kazanmasıyla birlikte bu gelişme bütün Romanya medyasında yer aldı. Romanya resmi olarak Romanya yetkililerinden ilk olarak da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis bu sabah itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçilmesi ile ilgili yeniden seçilmesiyle ilgili tebrik mesajını yayınladı. Kendi sosyal medya hesabından yayınladı ve işbirliğinin devamını dilediğine dair bir mesaj yayınlamış oldu. Tabi bu arada Romanya ile Türkiye'nin 2010 yılından beri stratejik ortak olduğunun da altını biz çizelim. Zaten o stratejik ortaklık ifadesi de Klaus Iohannis'in mesajını, kutlama mesajına yansımış oldu. Romanya medyası da dün akşamdan beri dediğim gibi dünya medyasıyla paralel olarak zaten bu gelişmeleri okurlarına, kitlelerine duyurmuş oldu. Romanya gündemine dönecek olursak, Romanya şu anda eğitimciler grevini konuşuyor. Çünkü eğitimcilerin grevi ikinci haftasına girdi ve eğitim hani bir ülkede ülke halkının en önemsediği konulardan bir tanesi başında geliyor. Greve çıkan eğitimciler tabii ki hükümetin ikinci kez aynı taleple gelmesi üzerine bu teklifi yeniden reddettiler ve dolayısıyla grevlerine kesmeyeceklerini, sürdüreceklerini söylediler. Greve paralel olarak da yani bazı büyük şehirlerde çeşitli protestolar da yapılıyor. Seslerini duyurmak için protestolara da girişiyorlar. Ve bakalım bu hani sendikalarla hükümet arasındaki pazarlık nereye kadar varacak ve nasıl bir uzlaşmayla sonuçlanacak. Tabii grevin, eğitimciler grevinin şöyle bir kritik yansıması da var. O da şu, bu hafta zaten ikinci konumuz o. Bakalarya sınavları kayıtları başladı. Lise son sınıftaki öğrencilerin okulu bitirme, lise bitirme sınavları dediğimiz o bakalarya sınavlarına başvurular da bugün itibariyle başlamış oldu. Fakat tabii eğitimciler grevde olduğu için şu anda hani bu konuda aksama olmaması gerekiyor. Öğrenci için ve veliler için hayati önemde. Bakanlık bir genelgeyle gerekli düzenlemelerin, gerekli hazırlıkların yapıldığını da duyurdu. Ve inşallah umarız biz de hani öğrenciler ve aileler için bu kadar önemli olan bir süreçte bu türlü girişimler, bu türlü prosedürler aksamamıştır. Aksamaz. Bunu da belirtmiş olalım. Madem eğitimle açtık konuyu, eğitimle devam edelim. Şimdi bir üniversite bu konuda karar aldı ama diğer üniversiteler izleyecektir. Nedir o? Şimdi biliyorsunuz yapay zeka artık hayatın her aşamasına girdi. Yani telefona veya da uygulamalara soruyorsunuz bir soruyu, hemen size onun cevabını veriyor. İşte ChatGPT son dönemlerde efendim yaygın. İşte Bard var, efendim karakter var gibi böyle birçok uygulama var. Yapay zeka uygulaması. Hani ödevinizi soruyorsunuz, o size böyle diziyor altına bütün cevaplarını. Şimdi yapay zekaların, gençlerin hani üniversite sınavlarında, işte daha sonra ders geçme sınavlarında, üniversiteli öğrencilerin kullanmasına dair ilk kez Timişoara'daki Politeknika Üniversitesi Senatosu bir karar aldı. Dedi ki evet, gençler bu türlü ChatGPT gibi uygulamaları, yapay zeka uygulamalarını kullanabilir. Fakat kullanan öğrenci bunu beyan edecek, deklar edecek. Evet, diyecek ki ben bu projemi hazırlarken, işte şu sunumumu hazırlarken ben ChatGPT'den, işte efendim şu uygulamalardan istifade ettim, yararlandım diyecek. Bunu şart koşuyorlar, beyan etmesini şart koşuyorlar kullanan öğrenci için. İkinci olarak da işte ChatGPT gibi uygulamalardan projelerini onların yardımıyla hazırlayan öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadığını, işte konuyu iyice sindirip sindirmediğini anlamak için de sözlü sınavın süresini uzatıyorlar. Yani daha çok soru sorarak, daha böyle derinlemesine sorular sorarak öğrencinin o yani uygulamadan aldığı, copy paste yöntemiyle, kopyalama yöntemiyle aldığı diyelim hani cevabı öğrencinin hazmedip hazmetmediğini araştıracaklar. Belki de hani soru ve cevaplarla öğrencinin, önemli olan zaten öğrenmesi ise, onu hazmetmesi ise, belki soru cevaplarla öğrencinin o eksikliğini de gidermiş olacaklar. Bu önemli bir adım ve şu anda sadece Timişoara Politeknika Üniversitesi'nin bir uygulaması ama bunun diğer üniversitelerin de bu uygulamayı, bu kararı taklit edeceğini, en azından hani takip edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu artık gençlerin ve insanların böyle hani vazgeçemediği bir uygulama haline gelmiş oluyor yavaş yavaş. Buna karşı tabii çözüm üretmek
gerekiyor. Kurumların görevi de zaten bu. Evet, bir başka gündeme geçelim. Madem eğitim dedik, eğitim ve işle ilgili bir istatistik vereceğim size. Eurostat'ın, yani bu Avrupa Birliği ülkelerindeki istatistikleri tutan kurum, bir istatistiği var. Bu istatistiğe göre 15-29 yaş arası, yani 15-29 yaş arası gençler hem eğitim almıyor hem de çalışmıyor. Bu oran 15-29 yaş arası gençlerde, bu oran Romanya'da %20. Avrupa Birliği ortalaması %10. Yani her 100 gençten, 15-29 yaş arasındaki her 100 gençten 20'si, yani her 10 gençten ikisi Romanya'da hem eğitim almıyor hem de işsiz. Ama bu oran Avrupa Birliği'nde ortalama olarak her 10 gençten biri. En düşük oran nerede derseniz Hollanda'da, orada da %4. Yani 100 gençten 4'ü hem eğitimini tamamlamış hem de iş bulamamış. Henüz iş aradığı halde iş bulamamış genç, 100 gençten, 15-29 yaş arası 100 gençten 4'ü sadece Hollanda'da eğitimini tamamladığı halde işsiz olarak bulunuyor. İş aradığı halde iş bulamıyor durumunda olan genç sayısı Hollanda'da sadece 4. Bu rakam Romanya'da, hani 100 üzerinden konuşuyoruz, 20. Avrupa ortalaması ise 10. Bu bilgiyi, bu istatistikleri hani kafanıza bir şey canlansın diye vermiş olduk. Evet, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü. Yani Dünya Çocuk Günü 2016 yılında Klaus Johannes'in imzasıyla resmi bayram haline geldi. Daha önceden de kutlanıyordu ama resmi tatil haline geldi. Hem bayram hem tatil, resmi tatil oldu ve çocuklar için böyle devletin ilan ettiği bir bayram oldu. 1 Haziran nedeniyle de hem mesai yok hem de anne ve babalar için çocuklarıyla birlikte birçok değişik devlet kurumları, kültür sanat kurumları, birçok kurum, kuruluş ya da turistik merkez anne babalara, çocuklara yönelik, beraberce ailelere yönelik diyelim biz ona, değişik etkinlikler düzenliyorlar. Bükreşliler için, Bükreş'te ikamet edenler için çocuk operasında, Bükreş Ulusal Operası'nda çocuklara ve ailelere yönelik böyle değişik, gün boyu çeşitli etkinlikler, sahne gösterileri, yarışmalar gibi etkinliklerin olduğunu söyleyebiliriz. Hani o gün bir yere gitmek isteyenler için bir seçeneğimiz olmuş olsun. Ama bunun dışında birçok kurumun, işte tarihi turistik nokta yerlerinde böyle hani çocukları, aileleri eğlendirecek, onlara hoşça vakit geçirecek çeşitli seçenekler sunduğunu da bu arada belirtmiş olalım. Şimdi herkesin ilgileneceği bir konuyu size aktarmak istiyorum. Sağlık, çünkü eğitimden sonra biliyorsunuz sağlık insanların en önemli ilgilendiği, en çok ilgilendiği konulardan birisi. 18-39 yaş arası, hani buradaki amaç şu: hastalığa yakalanmadan önce hastalığı teşhis etmek. Bunun için de tabii teşhis neyle olur? Tahlille olur. İşte 18-39 yaş arası insanlar artık aile doktorlarından bir genel tahlil, hani o tahlillerin hangileri olduğunu doktorlar biliyor. Bir genel tahlil talep edebilirsiniz ücretsiz ve bu tahlili ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aile doktorlarınız bunu üstlenecek, bir ücret talep etmeyecek ve bu şekilde hani ileride karşılaşabileceğiniz hastalıklarla ilgili önceden zamanında tedbir alınması sağlanmış olacak. Bu yeni yapılmış bir Sağlık Bakanlığı'yla ÇNAS dediğimiz o sigorta kuruluşu arasında yeni yapılmış bir anlaşma yeni yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bu anlaşmayla birlikte hem 18-39 yaş arası insanların bu sağlık hizmetinden yararlanması hem de 40 yaş üstündeki insanların işte diyabet, kalp hastalıkları falan gibi yeni ek başlıklarla bu tür tahlillerden istifade edebilmeleri. 60 yaş üstüne mesela daha farklı opsiyonlar geliyor. Hani böyle insanların sağlığa erişim, ama buradaki amaç şu: hastalanmadan önce yakalanabileceğiniz risk oluşturan hastalık belirtilerini tespit edip ona karşı önlem almak. Yani amaç bu. Hani prevenire diyorlar ya Romenler, böyle hani ön tedbir, hıfz-ı sıha diye eskilerin söylediği, yani sağlığı hastalanmadan önce sağlığımızı koruma amaçlı bir uygulama. Ben de takdir ettiğim için sizi de bilgilendirmek istedim ve bugünkü bültene almış oldum. Biraz ekonomik verilerle gidelim, ekonomik bilgilerle gidelim. Transilvanya'nın incisi Cluj-Napoca metroya kavuşacak. Ne zaman? 2026 Temmuz'una
kadar kavuşması. En azından planlanan şekliyle bu. Geçen hafta Perşembe günü bunun sözleşmesi imzalandı. Kılıç-Napoca içinde toplam 9 duraklık bir hat olacak bu ve bu hat için 2 milyar euro para harcanacak ama bu para PNRR dediğimiz Avrupa Komisyonu'nun onayladığı genel ortak bütçeden karşılanacak. Yani Romanya bütçesinden bu para çıkmayacak. Bir bakıman Avrupa Birliği fonu gibi de değerlendirebilirsiniz bunu. 2 milyar euroluk bu yatırım 2026 ortasına kadar bu metro inşaatının tamamlanması öngörülüyor. Bir başka ekonomik bilgi vereyim size. Hani küçük bir bilgi ama hani moral verici bir bilgi olduğu için Laleler ülkesi Hollanda'ya Bujori dediğimiz o şakayık çiçeğinden ihraç ediyoruz Romanya olarak. Haftada iki tır gönder. Yüz binlerce dal Bujori dediğimiz o şakayık çiçeği gönderiliyor. Hani böyle çiçeklerin ülkesi Hollanda'ya Romanya olarak çiçek göndermekte hani bir güzel bir girişimcilik örneği, bir başarı örneğidir. Bunu da hani takdir ettiğimizi ve teşvik ettiğimizi belirtmek açısından gündemimize almış olduk. Bir de bu hafta misafirimiz var Romanya olarak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ziyarete geliyor Romanya'ya. Tabii ki Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes'in davetlisi olarak. Klaus Johannes onu Cotroceni Sarayı'nda ağırlayacak çarşamba günü. Cuma'ya kadar Romanya'da kalacak. Tabii birçok ikili görüşmeler olacak devlet yetkilileriyle, hükümet yetkilileriyle, kurumlarla vesaire. Ama Klaus Johannes misafirini Sibiu'ya ve oradan Timișoara'ya götürecek. Hani bir Transilvanya seyahati yapmış olacak, yaptıracak konuğuna. Timișoara'nın tabii ki bu sene Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle de böyle bir anlamı var. Hani Timișoara'nın bu iki konuğa bir Almanya Devlet Başkanı'nı ağırlaması da hani o etkinlikler açısından ve Timișoara açısından bir prestij olmuş olacak. Hava durumuyla devam edelim. Hafta sonu Batı Transilvanya ile böyle Moldova, Güney Moldova hani ülkenin doğusu diyebileceğimiz bazı bölgelerde Tulcea, Köstence gibi şehirlerde biraz hava olumsuz geçti. Yani hatta bazı şehirlerde su baskınları oldu. Bugün de aynı hava devam etti ama yarından itibaren hava normal sıcaklıklarına, mevsim sıcaklıklarına erişecek. İşte 24, 26, 27 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklıkları. Ama Perşembe ve Cuma'dan itibaren birçok bölge için Cuma ama Perşembe günü belki öğleden sonradan itibaren de denebilir. Ama en önemlisi şu hani hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için Cuma, Cumartesi, Pazarı kapsıyor. Cuma'dan itibaren hava sıcaklıklarının böyle 2-3 derece 27'den 24'e 23'e düştüğünü ve belki kısa aralıklarla da yağmur geçişleri olacağını meteorologlar öngörüyorlar. Ben de size bu tahminleri iletiyorum. Bültenimizi burada tamamlamış olalım. Güncel haberler için sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.